Demek para salmaya devam edeceğiz ama bu yaraya merhem olmayacak gibi gözüküyor. Efendim bu kadar metrekareler, firavun mezarı gibi odalar bilmem ne falan, bunlara gerek var mı? Yanlışlık, adaletsizlik, haksızlık var mesela. Mezalim bir akademisyenle söyleşi yapmış Bloomberg. Demişler ki ne 10 yılı demiş, onlarca yıl devam edecek demiş pandeminin etkisi. Bilemem. Evet değerli dostlar, merhabalar. Tabii diyeceksiniz ki hoca acaba işte dolar, euro, altın vesaire konuşacak mı vesaire de. Ya ne çok meraklıyız. Anlıyorum hani mal para canın yongası da. Ya bunlara ne olacak diye sorduğunuz kadar dünyanın geleceği ne olacak diye soruyor musunuz? Merak ediyorum. Soranlar varsa tenzih ediyorum, saygı gösteriyorum ama çok fazla günlük düşünüyoruz. Mesela geçenlerde Dünya Bankası bir rapor açıklamış. Dehşete düştüm. Diyor ki önlemler arttırılmadığı takdirde küresel büyümede hayal kırıklığı 10 yıl daha sürebilir diyor. Ya zaten 1998'deki krizi atlatmak için 2008 krizini yaratacak işleri yaptık. 2008 krizini atlatmak için ortaya koyduğumuz işlerle işte bugünkü acayiplikleri yaratmış durumdayız. Yani demek ki para salmaya devam edeceğiz ama bu yaraya merhem olmayacak gibi gözüküyor. Yani 2025 yılına kadar da normal potansiyelimizin %5 altında yola devam edecekmişiz, öyle deniyor. Şimdi hep benim daha önceki videolarımda ve yazılarımda sorduğum bir soru vardı. Eski performansa dönmek için ne yapmalıyız? Yani bu kadar çok insanla mı çalışacağız, bu dijital altyapıyla mı çalışacağız veya efendim bu kadar metrekareler, firavun mezarı gibi odalar bilmem ne falan, bunlara gerek var mı diye. İşte Dünya Bankası baş ekonomisti Sayın Kayman Reinhardt demiş ki pandemi öncesi performansa dönmek uzun sürecek. O yüzden hatta bazı diyor ülkelerde pandeminin etkileri kalıcı bile olabilir diyor. Şöyle bir benzetme yapmış. Nasıl gidiyor COVID-19 hastası diyor iyileştikten sonra bazı diyor semptomlar uzun süre devam ediyor. Bu V şeklindeki toparlanmanın da diyor içinde maalesef pandemiyle alakalı semptomlar diyor devam edecek ve bir ara kendimizi iyi hissedeceğiz, bazen kötü hissedeceğiz falan, böyle bir gidip gelecek. Şimdi Dünya Bankası raporu aslında eksik bıraktığımız ve yapmaktan kaçındığımız işleri de bize hatırlatıyor. Mesela 30 trilyon dolara yakın destek verildi. Aşılamalar hızlandı, tamam bunlar güzel ama dünyanın birçok yerinde bir sürü yanlışlık, adaletsizlik, haksızlık var mesela, mezalim var. Mesela okuma yazma oranlarından yüksekokul mezuniyetine, temiz suya kavuşmaktan internet kullanımına, efendim bu mesela oldukça adaletsizlik. Mesela dünyanın %30'u internet kullanıyor, %70'i doğru düzgün kullanmıyor. Hiç haberiniz var mıydı? Yok tabii. Yani mesela 100 kişiden dünyada sadece bir kişi üniversiteye gidebiliyor ya da yüksekokula gidebiliyor. Ondan sonra okuma yazma oranları, daha dünyanın %17'si okuma yazma bilmiyor. Yani aynı zamanda korkunç bir düşük eğitim var. Yüksek borçluluk oranları var. İkinci Dünya Savaşı'nın borç seviyelerine gelinmiş. Gelir eşitsizlikleri var, fırsat eşitsizlikleri var. Yani bunlar pandemiyle beraber iyice gözle görülür ve belirgin hale geldi. Sanıyorum Kaliforniya'da Irvine'den bir akademisyenle söyleşi yapmış Bloomberg. Demişler ki ne 10 yılı demiş, onlarca yıl devam edecek demiş pandeminin etkisi. Bilemem. Ama Uluslararası Çalışma Örgütü ortaya çıkan maliyeti şöyle özetlemiş. 255 milyon kişiye yakın bir işsizlik maliyeti var diyor. Bu korkunç bir rakam. Yani ciddi bir rakam bu. PEW Araştırma Merkezi ise küresel ölçekte 1990'dan beri ilk defa orta sınıf küçüldü diyor. Yani orta sınıfın küçülmesi demek, yani piramidin bozulması demek. Ve bu arada büyük buhrandan sonraki herhalde en büyük gayri safi yurt içi hasıla düşüşü de pandemiyle ortaya koydu. Bu arada Oxford Economics var, çok da takip ediyorum. O da 162 ülkede 31 değişik ölçütle bir araştırma yapmış. Buna göre, sıkı durun, bunu en ağır hasarla atlatacak ülkeler Filipinler, Peru, Kolombiya ve İspanya. Bunlar uzun süre sancı çekecekler. Avustralya, Japonya, Norveç, Almanya ve İsviçre de meseleyi en kolay atlatacak ülkeler arasında yer almış. IMF de, yani Uluslararası Para Fonu, demiş ki gelişmekte olan ülkelere kötü haberim var. Daha önceki krizlerde hep gelişen ülkeler maalesef darbe alıyordu. Ama şimdi diyor gelişmekte olan ülkeler bunu zor atlatacak. Hatta Amerika gibi ülkeler diyor beklenenden daha yüksek büyüme hızına kavuşacak. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Yani sabahtan akşama dolar ne olacak, euro ne olacak, işte 128 milyar
dolar ne oldu bilmem ne falan. Bunlar tabii önemli meseleler. Bunları konuşmak lazım da Türkiye'nin bir hikayesi yok. Yani hep olumsuz hikayelerle anılıyor. Bak işte pandemide dünyaya rezil olduk yani, kusura bakma yani. Hem de çok iyi başlattığımız bir pandemi mücadelesinde şuraya gelmek çok kötü. Yani hem vaka sayıları hem de vefat sayılarında dünya ikincisiyiz. Olacak iş değil. Kripto paralar konusunda aldığımız kararlar, yani tam anlamı mesleti anlaşılamıyor. Yani tuhaf şeyler, anlaşılmayan şeyler yapıyoruz. O yüzden bu durum ondan sonra epey kafamızı kurcalıyor. Bu 128 milyar dolarla ilgili niye bir video çekmedin diyorlar. Ya daha ne olsun işte, Mahfi Eğilmez Hoca anlatıyor. Özgür Demirtaş Hoca anlatıyor. Ona Murat Sağman anlatıyor. Herkes anlatıyor. Ya anlatacak bir şey kalmadı. Yazılarımı da takip edin, görürsünüz. Kimse zaten buhar oldu uçtu falan demiyor ki. Yani yanlış harcandı, yanlış yapıldı diyoruz ve şeffaflığını eleştiriyoruz. Kardeşim nereye satıldıysa ondan sonra açın gösterin. Yani biz, yani kimse öyle buharlaştı falan demedi. Onu diyen savunma yapan taraf. İşte buharlaştı dediler. Yok öyle bir şey demedik. Yani biz dedik ki döviz kurlarının siyaset ve diplomasinin yarattığı yan etkiler sebebiyle hızla yükselmesini önlemek amacıyla sürekli döviz satılmış. Sadece Merkez Bankası'ndan değil, bankalardan da satılmış. Yani hal böyleyken tabii bugün net varlıklar Merkez Bankası'nın eksi 60 milyar dolar civarında. Yani ne oluyor bu? Geçenlerde Atilla Çifter Hoca'nın çok güzel bir incelemesi var, Twitter'dan paylaşmış. Yani swap oranıyla döviz kurlarının yükseliş seyri birbirine eşanlı gidiyor. Yani rezervler ne kadar kötüyse döviz kuru o kadar hızlı yukarı doğru çıkıyor ve bu uzun yıllardır bu şekilde devam etmiş. Aynı şekilde yine bir çalışma daha var. Döviz sepetinin yükselişiyle enflasyonun yükselişi yine birebir eşanlı gidiyor. Yani ne kadar riskli işler yaparsak enflasyon o kadar artıyor. Enflasyon arttıkça da faiz artıyor. Artık bunu bir kabul etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bu bizim günlük meselelerimiz. Ama yavaş yavaş kalıcı meselemiz olmaya başladı. O ayrı mesele. Fakat yani pandemiyle alakalı olarak önümüzdeki 10 yılda da bunun yan etkilerini çekeceğimize dair işte intibalarını paylaşan uluslararası kuruluşlar var. Bu beni epey düşündürüyor. Yani bir yandan hani bilim insanı olduğumu unutmadan sadece bugünü değil, hani geleceği konuşmak veya bazı gelişmelerle alakalı analitik incelemeler yapmak vesaire var ama yani şu anki meselemiz maalesef Türkiye'de hep güncel işlerle bizi meşgul ediyor. Yani mesela 128 milyar dolar ne oldu kardeşim? İşte anlaşıldı ne oldu? Satılmış, yanlış yapılmış. Yani boşa kürek çekilmiş. Bununla alakalı işte koruduk biz, işte sanayi daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilirdi. Ya ne alakası var? Yani 8.55'e çıktı, sonra 7'lere kadar geri düştü. Ya düşünsenize, ihracatçı malını çekiyor 8.55'ten, sonra satarken 7 liradan satıyor. Bu zararı nasıl tazmin edeceğiz? Nasıl güya koruyorduk hani özel sektörü? Vallahi şunu söyleyeyim size. Yani Türkiye'de bence o hani 104 Curnos'ta bahsettiğimiz gibi yani bir ekonomik bir sorun yok. Ekonomik sorunlar zaten belli ya. Yani onları çözeriz de. Yani ortada bir karar alma, kritik karar alırken duygular karıştırılıyor. Kritik karar alırken panik olunuyor. Kritik karar alınırken liyakata dikkat edilmiyor. Ondan sonra aklı başında insanlara danışılmıyor. Bu ortada. Çünkü işte şey diyor, ülkenin bekası için falan diye başlayan cümleler var. Ne oluyor? Tabii bu yorucu oluyor. Yani geçenlerde çok yakınımla tartıştım. Tabii ben devletçiyim dedi. Biz neyiz dedim arkadaş, yani sen devletçisin, biz ondan sonra şey miyiz? Ondan sonra Amerikan mandasını mı destekliyoruz falan. Yani bu kendilerini hani çok vatansevermiş gibi yapan, büyük resmi görmüyorsunuz falan diyen insanlara da yani hakikaten ağır konuşmak istiyorum, bazen konuşmuyorum. Hani terbiyemi muhafaza etmeye çalışıyorum. Yahu biz burada ne yapıyoruz zaten? Biz de büyük resmi görüyoruz. Bizim gördüğümüz büyük resimle onların gördüğü resim arasında fark var demek ki. Biz de ülkemizi seviyoruz. Biz ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Kritik karar alanlara bizi dinlemedikleri için buradan seslenmeye çalışıyoruz. Yok, biz de memleketin iyiliğini istiyoruz. Yani bizdenseniz işte devletçisiniz, milliyetçisiniz, bizden değilseniz değilsiniz. Ya olur mu canım? Ya Allah Allah, size mi soracağız biz devletçi veya milliyetçi olup olmadığımızı veya vatanımızı sevip sevmediğimizi? Dolayısıyla bu ayrımcılığa da hoşuma gitmiyor. Bu ayrımcılık artık böyle bir rekor seviyeye ulaştı. Aynı şeyi muhalefete de söyleyebilirim. Ya orada ya ondanlarsınız ya bizden. Yok, ne alakası var? Biz memleketimizi korumak amacıyla doğruları konuşan insanlarız. Bizim başka silahımız yok. Bizim doğruları konuşmaktan başka silahımız yok. Onları da konuşmaya devam edeceğiz. Ama
en baştaki belirttiğim konuda olduğu gibi yani dünyanın bu pandemiyle alakalı yaralarını sarması çok uzun sürecek. Bize güzel bir hikaye lazım. Yani şu anki hikaye güzel değil. Altını çizeyim. Güzel olmadığı için de zaten yabancı sermaye gelmiyor. Efendim hoşça kalın diyorum.